Merhabalar efendim. Sana otur dedim mi? Affedersiniz. Özür dilerim efendim. Bu rezaleti nasıl anlatacaksın Tuncay? Efendim, içimizde birileri var. Yoksa bir gecede depoları boşaltmaları mümkün değil. Nasıl birilerinden bahsediyorsun? Davut Bey'e bağlı olduğunu düşündüğüm. Ben göreve geldikten sonra Çakır Beylilerin lehine çalışan bir ekip. İsim ver. Davut Bey'in özel koruması Murat vardı. Arkadaşlar onu sorguya aldılar. Muhakkak bir şey söyleyecektir. Bilgi edinince gereğini yapacağım. Ben bilgi edinirim. Sana ihtiyacım yok. Anlamadım efendim. Burada sana ihtiyacım yok. Görevden alındın. Hazır görevinden ayrılmışken git intikamını al. Ne yapmamı emredersiniz efendim? Senin yerinde ben olsam ne yapardım diye mi soruyorsun Tuncay? Evet efendim. Beni başarısız kılan ne kadar adam varsa hepsini toplar, düşmanlarının eline verir, bütün depoların yerini öğrenene kadar hepsini ezip sonra çöplüğe atardım. Hazır görevden alınmışken ben de bunları yapmayı çok isterim efendim. Bir adrese ulaştığın zaman tekrar görüşelim. Emredersiniz efendim. Tuncay. Buyurun Mesut Bey. Davut'un özel koruması olan şu Murat adındaki çocuğu sorgudan çıkarın. Ona benim özel korumam olacağını, seni de görevinden uzaklaştırdığımı söylesinler. Anladım efendim. Anladım. İlyas çok ısrar etti. Yoksa biliyorsun gelmezdi Murşit. O yediğin haltada mı İlyas ısrar ettiğin işte? Ne haltı, ne diyorsun Murşit? Bence sen anladın. Anlamadım. Hele de bana. Niye ettim o pis iş? Ya ne işi? Ne diyorsun Murşit? Aldatma işini. Közünüz hazırsa sucukları yollayayım. Hazır olunca haber ederiz. Millet acıktı, hadi da. Ya tamam, haber edeceğiz Hatice. Senle konuşan yok. Şimdi bana güzel güzel anlatacak mısın? Yoksa ben karışmayayım. Herkes bu durumu duysun mu? Kim ne biliyormuş Uşit? Hele sen de bakayım. Cemre ile beraber olduğunu duydum. Ben duyduysam ana ile Hatice'nin duymasına da bu kadar kalmıştır. Kim söyledi? Konu bu mudur şimdiden işte? Niye ettin bu işi, sen onu da? Ya şeytan, uyduk bir kere. Hatırlamıyorum. Yoksa ben böyle bir şey yapacak adam mıyım? Bu dediğin şimdi açıklama mıdır yani? Hatırlamıyorum Hurşit, hatırlamıyorum. Sinirlerim bozuktu. Kafam bir dünya olmuştu. Sabah bir baktım, olmuş bitmiş. Ya vallahi dünya başıma yıkıldı. O Cemre mi seni bu günaha soktu yani? Senin kabahatin yok mu? Ya vallahi onun da çok bir kabahati yok. Onun da durumu benden farklı değildi. Ama sabah bir değişikti. Ben ne hissettiğinizin peşinde değilim. Şimdi ne olacak? Hızır Reis ne dedi? Dayı dedi ki, önce boşan. Boşandıktan sonra Hatice'yi al karşına. O zaman oldu bu işte. Ben de seni öldürmüş olmaktan kurtulurum. Belli ki o kendini kurtarmış.
Ana duyunca bana demeyecek mi enişteyi vur diye? Ben ne edeceğim? Vallahi kusura bakma Hurşit seni böyle bir durumda bıraktığım için. Ama Hatice'nin öğrenmesindense senin beni vurmanı tercih ederim. Hurşit abi, enişteyle konuştun mu? Onu konuşuruz. Ne biliyorsun Fidan? Hatice abla hariç bilmeyen mi var ki? Boş boş konuşma Fidan. Kimseye dedin mi? Ben kimseye demedim de bence bilenler kendilerini belli ediyorlar. Kimi kastediyorsun kız? O Cemre'nin bacısı Özgür'ü diyorum. Vallahi Zafer söylemişti bu iki bacı konuşur diye. Kendi de az bir bacı değil. Dedikoducu. O mu söyledi size? Enişte senin yaptığın sevap bizim yaptığımız günah öyle mi? Ya tamam gelmeyin üstüme de. Siz en azından bana şunu söyleyin. İlyas gelmem için çok ısrar etti. Durumu öğrendi de beni buradan ölüme mi yollayacağım? İlyas'ın haberi olsa seni buraya çağırma zahmetine katlanmazdı. E doğrusu da bu. Öldür ama Abu Abbas'ın hakkını ver. Bak büyük iş başardı. Ben kimsenin hakkını yemem Tufan abi. Oğlum kimse değil yeğenim de onu diyorum. Şimdi Allah için hepiniz söyleyin. Ha bu uşak sabaha kadar malları depolardan kaldırmasaydı Tuncay bize burada piknik yaptırır mıydı? İlyas, Tufan doğru söylüyor. Bak Alparslan'ın yaptığı büyük işti. Hazır bir şey söylesene. Hazır yeri gelmişken şunları da barıştır artık. Küs değiliz tipi abi. Yok bir de küsseydin bana. İlyas, Alparslan konusunda seninle aynı şekilde düşünüyoruz. Yeğenimiz sever gizli iş çevirmeyi. Evet yaptığı çok yanlış. Ama bazen yanlışlardan doğrular çıkabilir. Şimdi bu gibi durumlarda kucaklayıcı olmak lazım ki bir daha gizli iş çevirmesini. Reis sözünü kesiyormuş gibi oluyorum ama ben bu konuda İlyas'a hak veriyorum. Aynı fikirdeyim onda. Gecenin bir vakti haberimiz olmadan depolarımız boşaltıldı. Tığ teper, Şah-ı Merdan kaldık ortada. Paralar nerede? Bilmiyoruz. Mallar nerede? Bilmiyoruz. Soruyoruz cevap, güvende abi. La madem güvende, hepimiz buraya toplanmışız, sohbet ediyoruz. Bize niye söylenmiyor? Tehlike daha geçmedi mi? Tehlike geçmedi Boran. Alparslan size güvenmemekle bence doğru bir şey yaptı. Güvenmiyor değilim Ünal Bey. Ola ki içimizden birini zor duruma düşürdülerse kimse sıkıntıya girmesin diye söylemiyorum. Kim? Kim bizi zor duruma düşürecekmiş kim? Ya Allah korusun başına bir şey gelse Allah esirgesin. Ne yaparız ya sıfırdan başlarız, iç portadan başlarız hepimiz. Oh tertemiz olmuşuz. Zaten sorumluluk da Hızır'da. Alparslan almış malları filanca depoya götürmüş falanca yere gömmüş. Ya bize ne? Vallahi ben de öyle bir rahatlamadım değil Tufan. Ben senin niye rahatladığını iyi bilirim de. Malda mülkte gözüm yok. Alparslan'a feda olsun. Vallahi billahi yemin ediyorum arkadaş bunlar beni deli etmek için yapıyor. Yoksa bu rahatlık, bu rehavet niye size çöksün ki? İlyas arkadaş. Arkadaşlığımız çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu arada sen bana bir şey söyle. Biliyordum de, haberin vardı de. Kapansın bu konu. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benden habersiz bütün mallarınızı buna teslim ettiğiniz için de mallarınız umurumda değil bilesiniz. İlyas, Tufan'ın da dediği gibi. Yeğenim bu operasyonu yapmasaydı Tuncay'ın bastığı bütün depolar dolu olacaktı. Her şeyimize el koyacaklardı. Üstelik hepimiz de içerideydik. Abi yeğenimizi ikimizin yerine de gayet takdir ettin. O yüzden benim senin lafının üstüne herhangi bir laf söylememe gerek yok. Söyle söyle. Önce malların yerini öğren bari sen öğren ondan sonra söyle. Orhan ben bir şey bilmiyorum mallarınız umurumda değil anladın? Ula Boran
malların nerede olduğunu bilmese, ha bu Hızır böyle rahat oturur mu? Ya reis, madem biliyorsun, insan bir göz kırpar ya. Beyler, daha çok üzerimize gelecekler. Bence Tufan'ın dediği gibi bir süre çok temiz yaşayın. Ben yurt dışına tedaviye gideceğim. Orada gereken bağlantıları kuracağım. Döndüğümde umarım her şey yoluna girer. Sizler de mallarınıza ve paranıza kavuşursunuz. Ne kadar sürer bu Ünal Bey? Ya sen de ne taktın bu konuya Boran? Sende yok mu bu yeşillerin kalıpları? Var, var, var. E bas işte yenilerini. Basamam. Gerizekalı Tekin kağıtları da göndermiş. Fahri babam. Ya ben bu Hızır Ali'ye ne kadar dil döktüysem nafile. Söylemiyor. Sen söyle, bizim mallar nerede? Alparslan yaptığı işi kimse bilmez Tekin. Ne demek kimse bilmez? Bu adam ölse biz ne olacağız diyor Boran baba. Kuzenim niye ölüyormuş Tekin abi? Ben de aynısını dedim Hızır Ali. Düşmanlarımız ölsün dedim. O da diyor ki neticede insandır. Ölümsüz müdür? Üstüne de bir dünya konuştu ama neyse. O kısmı önemli değil. Dayım bu kadar rahatsa Hızır amca yerlerini biliyordur Tekin abi. Vallahi mı diyorsun lan Kemal? Demiyorum abi. Öyle tahmin ediyorum. Orhan? Vallahi ben Fahri abiye katılıyorum. Bence yerini kimse bilmiyor abi. Ya o zaman Tufan Ağa nasıl bu kadar rahat? Diğer işten yırttı ya. Gerisi umurunda değil onun. Hızır Ali. Söyle Fidoş. Babaannen diyor ki dışarıda yiyecekler için ekmek arası yapılsın. İçeri geçecekler de gelsinler. Duydunuz. Burada yeriz ya. Ama şey alırız. Dışarıda yiyeceklermiş anne. Şunları Hurşitlere ver de ekmek arası yapıp yesinler. Tamam abla. Hatice. Yapma Allah aşkına. Tadımızı kaçırmayın mutlu günümüzde. Ne taktın kafayı? Enişte seni niye aldatsın? Kocamı bana mı anlatıyorsun Emine Hanım? Bunlar bir şey biliyor da bana söylemiyorlar. Daha diyorsun da Hatice'yi günaha sokmayın. Ben Hurşit'le hallederim bu işi. Ne demek Hurşit'le hallederim Hayriye Hanım? İşin aslını bilip bilmeden el kadar sabiyi var yukarıda. Yok. Bilmeden girmem günaha. Bilince diyorum. Hadi. Diyorum be. Bu enişte biriyle bir halt mı etmiş? Benim hiçbir şeyden haberim yok Hayriye anne. Siz bir şey mi duydunuz yakaladığınızda böyle kesin ve emin konuşuyorsunuz? Böyle bir şeyden emin olsam konuşur muyum kızım ben? Emin değilim de konuşuyorum. Yani ortada bir şey yok. Yok kızım. Herhangi bir şey yok. Bu alemde bir bunun kocasını bilirim Sadık. Bir kardeşimi. Bir de Alparslan. İlyas'ı niye katmıyorsun Emine abla? İlyas'ı katmıyorum Özgür. Çünkü İlyas gizli bir şey yapamaz. Aldatamaz. Bir şey yapacak olsa gelir zaten sana söyler. Ama öbürleri o işleri aklından bile geçiremez. Geçirmezmiş. Erkek milleti değil mi? Hepsi aynı nane. Burada Hatice doğru değil. Ben bunu rahmetli kocamdan biliyorum. Neyi biliyorsun Allah'ını seversen? Ölmüş kocan 35 yıl evvel.
Ben onu ne zaman olmaz bir işle bassam. Şehrimden kaçmak için ne yapar eder? Kendini mahpusa zor atardı. Gülmeyin. Gülmeyin. Mahpusa bile soktu. Ama orada da bastım. Baktı ki benden kurtuluş yok. Öldü gitti rahmetli. Öldük acımızdan, öldük, öldük. Meraktan öldük demiyorsun da. Siz neyin dedikodusunu yapıyorsunuz? Siz onun. Neyimizin? Huyunuzun. He, huyumuz pistir. Hele bak bak. Hiç utanmadan övünüyor da. Ne edeyim? Dövüneyim. Hızır. Sana bir şey soracağım ama... ha buraya bak, bu kadar insanın içinde doğru söyleyeceksin. Sor Hatice, ne zaman yalan konuşmuşum? Ya mevzu sen değilsin, o yüzden söyleme. O yüzden söylemem dedim. Sor Hatice. Bu enişte kiminle birlikte? Uşit'le. Ya şimdi şu an demiyorum. Kiminle birlikte yani? İlyas'la. Ya tamam git Allah aşkına Hızır. Ben kendim öğrenir, kendi işimi kendim yaparım. Hele sen biraz içeri geç. Benim bununla konuşacaklarım var. Cemre meselesi ise benim de seninle konuşacaklarım var. Ver lan şu maşayı bana. Lan ben sana kimse duymayacak demedim mi? Dayı vallahi ben kimseye bir şey söylemedim. Bütün gün evde oturan adam bunları nereden bilecek? Fidan söylemiş. O kimden duymuş? Zafer söylemiş. Ona kim söylemiş? O da kamera kayıtlarından öğrenmiş. Fidan diyecek. Özgür de bilir. Hele de ne olacak bu iş? Bana ne lan? Bana ne? Sizin reisiniz İlyas. Gidin ona sorun. Sakın ha sakın. Denize çal kendini daha iyi. Hadi sofraya da. Bana bak. Zannetme ki bu yaptığın işi takdir etmedim. Ettim. Ama yine de bu işi derincilerle yapman... beni hiç memnun etmedi Alparslan bilesin. Amca. Dayımın adamları. Yetmedi mi? Ha, yok onun adamı, yok bunun adamı. Her tarafımız adam dolmadı mı Alparslan? Neyse, bunu zaten sonra seninle otelde konuşacağız. Yani otele gelebiliyor muyum? Boş boş konuşma. Sanki gelme desem bir yolunu bulup gelmeyeceksin. Amca otele gelmek için bazı sebeplerim var. Aslında sen eskiden beni anlardın. Bak ne güzel söyledin kendi ağzında eskiden. Gide hey. Çok eski Alparslan. Çok. Özlem diyorum. Ben de Meltem diyorum. Meltem. Amca. Benim sabah kahvaltısına başka bir sözüm vardı. Ben sen çağırdın diye buraya geldim. Hani bir yolunu bulsan da beni buradan yollasan. Ulan çok değil ya, biraz biraz. Birazcık bana çekeydiniz ya. Bana. Alparslan, sen dediğim işle ilgilen. Otelde görüşürüz sonra. Uşak yemeğini yesin.
Ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Tamam, bir iki lokma al, gerisini yolda yersin. Ben ekmek arası yaparım. Bak Burhan, görüyor musun? Bizim yanımızda tavır tavır, arkamızdan amca yeğen. Belli ki İlyas malların yerini öğrenmiş. Değil mi İlyas? Geldin mi Fuat? Geldim İzzet ağa. Beni çağırmışsın. Çağırdım. Otur. Kahve kaynatayım ağam. Olur Sabrim, olur. Sen haklı çıktın. Bu Çakırbeyliler beklediğimizden çetin çıktılar. Sana zor bir görev vereceğim. Tabii. Neymiş? Hızır'ı ya da İlyas'ı ara. De ki İzzet Ağa yaşananlardan pişman. Kesin bir sulh istiyor. Bunun karşılığında kesilecek her cezaya razı. Şu anda kesecekleri tek ceza var. O da muhtemelen biziz İzzet Ağa. İşte daha azına ikna edersin diye sen varsın ya Fuat. Peki bu dediğini niye yapsınlar ki? Asıl onu öğrenmemiz lazım. Şu anda elleri çok güçlü. Bırak seninle yan yana gelmeyi, ilk fırsatta beni de boğacaklardır. Boğmazlar, boğmazlar. Boğacak olsalardı çoktan boğmuşlardı Fuat. Eğer niyetin ciddiyse bu uzlaşma bize pahalıya mal olacaktır. Hızır Reis savaşmak yerine uzlaşmayı tercih eder. Ama İlyas için aynı şeyi söyleyemem. Sen Hızır'ı ikna et. Maliyeti önemli değil. Fikrini değiştiren şey ne İzzet'e? Birincisi maalesef yurt dışındaki bağlantılarımız koptu, kopacak duruma geldi. İkincisi şu. Tuncaylar bunları alt eder. Depolarını, mepolarını asarak sıkıştırır diye bir umudum vardı. Ama o da fos çıktı. Elimden geleni yaparım. Ama karşılığında paradan daha ağır bir fatura ödemeye hazır olmak lazım. Onunla ilgili bir fikrim var. Nedir? Bileyim ki ona göre pazarlık yapayım. Hızır'ın umurunda olmayacaktır ama İlyas'ı oyalar. Sultanı kurban vereceğiz. Peki hap işini kim devralacak? Aklımda birileri var. Sen anlaşmana bak. Müsaade var mı? Müsaade senin. Misafirler gelecek Sabri. Kim ağam? Ona göre haber vereyim kapıya. Sultan'la Tuncay gelecek. Kapıya haber verme. Sen kendin karşıla. Tuncay dediğin bu istihbaratçı olan mı? O. O zaman Fuat duymayacak. Haddime değil ama madem bu Fuat'a güvenmiyorsak çocuklara söylesem mi? Şimdi bana lazım Sabri. Çakırbeylilerle anlaşmış diyorlar. Artık senin neyine lazım?
yaşamak için anlaşmış. Bir de benim için anlaşsın. Ben anlaşmayı bozduğumda Çakır Beyliler zaten onu öldürür. En iyisini sen bilirsin ha. Gideceğim diyorsun yani Ünal abi. Yolculuk ne zaman? Bugün. Yapmam gereken bir şey var mı? Var Hızır. Ben dönünceye kadar hayatta kalmaya çalış Hızır. Asıl sen hayatta kalmaya çalış. Şimdi mevzu bana niye döndü? Çünkü Alparslan çok büyük bir iş yaptı. Faturasını da çok büyük bir kişiye kesecekler. Biliyorsun ben onlar için şimdi bir tehdit oluşturmuyorum. Tuncay'ları kastediyorsan... Ne yapabilirler ki? Ellerinde ne kanıt var ne de tanık. Hapse atacaklar demedim Hızır. Ölme dedim. Az önce Fuat aradı. İzzet anlaşmak istiyormuş. Ölmemek için her şeye razıymış. Tam tahmin ettiğim gibi. Tahminini söylersen tahmin olmaktan çıkar. Belki bir önlem alırız, işe yarar. Ölüme önlem alamazsınızdır. Sadece ölünceye kadar yapacaklarını planlarsın. Ne yapmam lazımmış? Fuat'la anlaş. İzzet'i öldürsün. Sonra ona istediğini ver. En sonunda İzzet'i öldür dedin. Evet. Çünkü İzzet her şeye razıyım dediğine göre Fuat'a senin ölümün üzerine bir plan yapıyor demektir. Çabuk iyileş. Sen bana lazımsın. Hadsiz. Ona lazımmışım. Nereye lan? Ne demek nereye? Ha bu kadar Badir'i atlattık. Sadaka vermeyelim mi? Ver. Badir'i sanki ben atlatmışım. Düş önüme. Beni Yuşa Tepesi'ne götür. Dur. Ondan önce kabristana gidelim. Torunumu rüyamda görmüşüm. Nasıl gördün? Kalk beraber gidelim diysem belli ki iyi görmedim. Hayır olsun inşallah. Ver kızım paltom. Hurşit nerede? Fahri abiyle fidanlığa gideceğim dedi abi. Adnan, şemsiyeyi de yanına al. Tamam ana. İyiydi İzzet ağa. Hem bizi buraya çağırıp... ...hem Fuat'ı anlaşmaya göndermek... ...ne demek? Şu demek... ...Tuncay Hızır'la Alparslan'ı alacak... Ben de İlyas'a benim alakam yok, barışmak için Fuat'ı gönderdim diyeceğim. Ha, yani İlyas sana sıkmayacak, bize mi sıkacak? Sultan, İzzet ağa ömrünü uzatmaya çalışıyor. Hızır ve Alparslan yokken İlyas senin ya da İzzet ağanın peşine düşmeyecek.
benim peşime düşecek. Tamam da Tuncay Bey, sen bu adamları alınca nerede sorgulayacaksın? Kolpadan da olsa atıldım diyorsun. Ben de sorgulayacak çok yer var. Belli ki içeriden sızma var. Tuncay, anlamıyor musun? Sultan bir yer ayarlayacak. Orada yaparsın işkenceni. Alparslan'ı zaten alacağız. Kime sızma olacak? Dediğimi mi yapacaksın, bildiğini mi yapacaksın? Ama o depoların yerini öğrenmeden ikisi de ölmeyecek. Yoksa ikinizi de işkenceyle ben öldürürüm. Çocuklar Alparslan'ın yanında. Ben çıkayım artık. Ben de gideyim mekan ayarlayayım. O mekanı ben bile bilmeyeceğim Sultan. Merak etme sen. Oteldekilerle aran nasıl? İyi. Her zamanki gibi. İyi. İyi, bir problem yok. Ben öyle duymadım da. Yine ne duymuşsun? Cemre ile bu aralar gerginsiniz diye duydum. Aman, önemli bir şey değil. İş işte. Yani ciddi bir şey yok. Ben aslında bir şey merak ediyorum. Neymiş? Hatice Alan, Alparslan sende eski kız arkadaşını buluyordur dedi. İsmin yüzünden söylemiştir. İsmim yüzünden söyledi belli ki de. Senin için de öyle mi sahiden? Yani ortak noktalarınız yok değil. Mesela? Açık sözlülüğünüz mesela. Lafını kimseden esirgemezdi. Senin gibi. Başka? Başka? Samimiydi. Sadece bana karşı değil. Herkese içten davranırdı. Beni daha doğru düzgün tanımıyorsun ki. Belki ben öyle biri değilim. Sen mi? Evet. Ben sevdiğim insana samimi davranırım. Peki. Kimmiş bu sevdiğin insanlar? Mesela amcanı seviyorum. Hangi amcamı? Hızır amcanı. İlyas amcamı? Ya, o çok komik. Niyeyse gizliyor ama Hızır amcan gizlemiyor. Eyvah. İlyas amcam onu komik bulduğunu duyarsa yemin ediyorum seni Cemre'ye boğdurtur. Beni kimse boğamaz da. Hem bunu ona da söylerim. Yani güzel anlamda komik buluyorum. Eğlenceli. Böyle sinirlenince insanlara gel demesi, git demesi falan. Peki korktuğun biri var mı bu hayatta? Var. Kim? Sen. Hayda. Ya ben oturdum burada seninle salep içiyorum. Benden niye korkuyorsun? İşte korkutan kısmı da o. Biz burada oturmuş seninle neden salep içiyoruz?
Ben bilmediğim şeyden korkarım. Hatta sana İlyas amcan gibi bir soru sorayım mı? Sor. Senin amacın ne amacın Alparslan? Senin amacın ne? Bravo. Bravo. Cevap vermeyecek misin? Her zaman illa bir amacın olmaz. Bazen neyi, niye yaptığını bilemezsin. Sadece yapmak istersin. Ben senin olmak istiyorum. Ve oluyorum. Peki sen? Sen niye benimle birlikte olmak istediğini biliyor musun? Biliyorum. Niye? Sen bana daha açık olduğun zaman ben de sana bunu anlatırım. Alparslan Bey, arabada iner misiniz? Siz kimsiniz? Tuncay Bey burada. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam, geliyorum. Telaş edecek bir şey yok. İstihbaratçılar. Bir şey sormak için geldiler herhalde. Tamam, bekliyorum. Tuncay Bey, eğer çağırsaydınız gelirdim. Bu yaptığınız uygunsuz bir davranış. Ben de tam senin uygunsuz davranışlarını konuşmak için buradayım Alparslan. Kız arkadaşım burada. Bırakıp geleyim, sonra nereye istiyorsanız oraya gideriz. Kız arkadaşın kendisi gider. Sen bizimle geliyorsun. Özlem arabaya bin. Alın şunu. Özlem bin arabaya. Bir çekiştirmeyin durumu izah edeyim. Ondan sonra nereye istiyorsanız oraya gideriz. Bırak. Ne oluyor ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz gündüz vakti? Sen hala konuşuyor musun lan ha? Fuat, hele bana bir söyle bu İzzet. Teklifin de samimi mi değil mi? Samimi olsa iyi olur. Çünkü sizinle anlaşmaktan başka şansı yok. Ne demek yok Fuat, onu de bize. Şimdi İzzet hem Almanlarla hem de Sırplarla düşman oldu. Bütün anlaşmaları bozuldu. Ya bu durumu telafi edecek ya da yurt dışındaki ortakları burada kendilerine yeni bir ortak bulacaklar.
İzzet 30 yılını çöpe atmaz. İzzet'in 30 yılı zaten çöpte geçmiş. Şimdi nereyi bulmuş da kendini iyi bir yere atacak? Hızır Reis gelmeden ben fikrimi söyleyeyim. Arkadaş, bu işte bir tezgah var. Ben size İzzet'in söylediklerini aktarmakla mükellefim. Eğer bir tezgah varsa ya da yoksa bu konuda benim herhangi bir fikrim ya da bilgim yok maalesef. Fuat, Hızır'ın küvette seni yıkadığına İzzet ayıkmış olmasın? Bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şey öğrenmişse bu tezgah hem size hem de banadır. Peki madem Fuat. Şimdi abim gelmedi ama benim senden bir isteğim olacak. Zor bir istek. Nedir? Şimdi ben diyorum ki madem sen bu İzzet'in yanına bu kadar rahat silahınla girip çıkabiliyorsun. Sen bu şerefsizin kafasına sıksan. Bizde kafamızdaki bu tezgah mıydı değil miydi gibi şüphelerden kurtulmuş oluruz. Daha iyi olmaz mı? Sonra oradan nasıl çıkacağım İlyas? Orasını hallederiz. Sen İlyas'ın teklifine sıcak bakıyor musun onu söyle. Biz kapıda bekleriz. İçeriden seni alırız. İzzet öldükten sonra adamları halletmesi kolay. Bu zor. Çok zor. Ama imkansız da değil. Ne oluyor Zafer? Alparslan Reis almışlar. Sen ne diyorsun ya? Kim almış? Nasıl? Benim yanımdan aldılar. Sen bir otur şöyle. Bir anlat bakalım sakince. Ne oldu? Heh? Tuncay'dı ismi. Alparslan istihbaratçı olduğunu söyledi. Emin misin? Evet. Peki nereye götürmüşler? Ya kız nereden bilsin İlyas? Zorla mı aldılar, Alparslan kendi mi gitti? Zorla aldılar. Özlem Hanım arkalarından kurşun atmış ama acem olduğu için kimse indirememiş reis. Tamam Özlem. Sen hiç merak etme. Alparslan iyidir. Tamam? Bak bakayım bana. Ben halledeceğim. Tamam mı? Bana güven. Alparslan iyi olacak. Hadi şimdi Zafer abinle birlikte gidin. Kimseye de bu konuyla ilgili hiçbir şey anlatmayın. Ben geleceğim. Hadi. Fuat, İzzet'in bu olan şeyle alakası var mı yok mu? İzzet sizinle anlaşmaya çalışırken niye böyle bir şey yapsın ki İlyas? Niye yapmasın ya? Adam kahpenin teki. Bu adamın sözünün doğruluğunu ne zaman gördük ki? Acil bu konuyla ilgili ne öğrenebiliyorsan öğrenmeni istiyorum. Fuat. Olur. Abi, çevirme var. Duralım mı, basalım mı? Anam var anam. Nereye basıyorsun? Çek sağa. Güvercunuz takili mi? Takılı ana, takılı. Tamam, durun. Uşaklar vazifesini yaptılar da. Tamam anne, duruyorlar zaten. Arsuz gibi kaçalım diye sandım. Niye kaçalım? Bilmediğimiz bir suçumuz mu var? Bizim bilmediğimiz bir şey yok. Belki onların bilmediği bir şey vardır.
Abi. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Buyurun Tuncay Bey. Merhaba Hızır Reis. Anneniz Hayriye Hanım herhalde. Benim. Ellerinizden öperim. Müsaadenizle oğlunuzla biraz görüşmemiz gerekiyor. Gençler sizi götürsün. Ben Hızır Reis'i sonra eve bırakırım. Ziyaretlerimiz var. Siz neredeyseniz. Ziyaret bittikten sonra oraya şimdi gidip bırakayım. Anne sen git. Sonra beraber gideriz. Abi. Anne. Anamı istediği yere kadar bırak. İlyas'a da haber ver. Adam kimdi? Görevli anne. Rahmetli Davut Bey'den sonra geldi. Dostumuz değil ama. Ula dostumuz değil. Niye bırakıyorsunuz abinizi alsınlar? Hadi, hadi gidin peşine. Bu yaptığın edepsizlik nedir? Hiç devlet terbiyesi almadın mı sen? Ben gayet terbiyeliyim. Annene ellerinizden öperim dedim. Daha ne istiyorsun? Korkcadan mubarlan. Alacaksanız alın şerefsizler. Ellerini hemen çek yoksa yeğenin Alparslan ölür. Çek diyorum sana. Alparslan nerede? Alparslan'ın yerini söyleyin. Nasıl diyorsanız öyle yapalım. Gideceğin yerde. Eline yani bağlayın şunu. Emredersiniz. Hep benim yüzümden. Ben olmayaydım. Hızır o hasmının arabasına binmez idi. Ana, sakin ol. Abimin peşinde değiller. Malın mülkün peşindeler. Verin de uşağım. Neyin peşindelerse verin. Ana vereceğim. Vereceğim sen merak etme. İlyas. Bu nasıl bir devlettir? Değiller ana değiller. Görevden atılmışlar. Çıkar peşindeler. Validem. Ünal Bey'e de haber verdik. Şimdi devletin en tepesine kadar kim varsa herkesle konuşacak. Sen merak etme. İçini rahat tut. O başka ülkeye gitmeyi miydi? Vazgeçmiş ana. Şimdi Hızır Ali ile birlikte abimin nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Alparslan becerir diyor işleri. O nereye dur?
İlyas. O da ellerinde ana. Başımıza daha neler gelecek ya Rabbi. Mesut Bey gelir gelmez beni Tuncaylar'ın elinden aldı. Onları da kovdu. Nereye konmuş Murat? Adamlar gündüz vakti babamda kuzenimi aldı. Farkındayım da neticede bu adamlar çakal. Görevde izmacı vermişler belli ki. Yoksa Alparslan da Hızır abi de teslim olmazdı. Karşılık verirdi. Bu Mesut Bey'e ne kadar güvenebiliriz? Davut Bey'e saygısı olmasa beni yanına almazdı Hızır Ali. Dayımla arası nasıldı? Senin bildiğin bir şey var mı? Bildiğim Ankara'da görüşüyorlardı. Ama Mesut Bey'i ben pek tanımam. Bunlar satılmış insanlar Ünal Bey. Nasıl yanınızda Ateş denen adam Mossad'ın uşağıysa belli ki bunlar da aynı takımın insanları. Meseleye böyle bakmana sevindim Mesut. Lakin dışarıdan bakıldığında bu olayı siz tertip etmişsiniz gibi algılanıyor. Ben bu algının mutlaka değiştirilmesi kanaatindeyim. Aksi takdirde Hızır'ın ve Alparslan'ın alınışını açıklayamayacağım aile ilişkileri ve karşı koyamayacağım güç dengeleri var. Açıkçası bu konuda hatalı olduğum tek şey soruşturmalarını Tuncaylar içeri alarak değil, uzaklaştırarak başlatmış olmam. Ama size şunu garanti ederim ki hemen bütün birimlere talimat verdim. En kısa zamanda bir sonuca ulaşacağıma eminim. Bana şikayetçi vatandaş muamelesi yapma Mesut. Ben buraya seni uyarmaya geldim. Yoksa altında kalırsın. Madem böyle konuşacağız, ben de net konuşayım. Ünal. Ben senin işbirliği yapmış, Hızır'a yol vermiş Davut Bey değilim. Ben bu koltuğa pislikleri temizlemek için geldim. Hem içimdekilerini temizleyeceğim hem de sokaktakileri. İkisini de yapacağımdan hiç şüphen olmasın. Yurt dışına gidiyormuşsun. Senin yerinde olsam buralarda durmaz. Hemen giderdim. Benim yerimde olamazsın Mesut. Hızır ortaya çıkıncaya kadar, sağ salim ortaya çıkıncaya kadar buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. İçerideki ve dışarıdaki pislikleri temizleyemezsen, yanlış anlama, senin yanındayım. Haber bekliyorum. Ne oldu Ünal Bey? Bilgisi var mı? Bilgisi yoksa da ilgisi var. Konuşuruz. Bize bu yaptığının hesabını devlete vermeyecek misin? Vermeyeceğim Alparslan.
Yaptığın iş yüzünden görevimden alındım. Tahmin et bunun acısını kimden çıkaracağım? Çok korktuk. İlk kez sorguya alınıyoruz ya. Gerçekten çok korktuk. Bir gecede o kadar depoyu boşaltmak kolay olmamıştır. Şimdi siz bana bir kolaylık yapın. Size kimlerin yardım ettiğini söyleyin ki ben de size bazı kolaylıklar yapabileyim. Biz senin zannettiğin kadar az adam değiliz Tuncay. Benim zannettiğimden daha azsın Hızır. Evet. Seni dinliyorum. Kimden destek aldın? Boşuna uğraşıyorsun Tuncay. Ne yapacaksan yap. Benim söyleyecek lafım yok. Hızır. Yeğenine söyle. İkinizin iyiliği için de konuşsun bence. Eğer konuşursan yaşadığın sürece bir daha yüzüne bakmam. Ölürsem de hakkımı helal etmem. Böyle oturarak konuşmayacaklar. Sohbet odasını alalım. Neticede senin yeğenin hazır. Bence bildiklerini anlat. Onu serbest bırakayım. Seni öldüreyim. Ben yeğenimi severim. Birlikte ölmemizde bir sakınca yok. Alparslan, silahların ve paraların bulunduğu depoların yerlerini söyle, amcanı serbest bırakayım. Amcam cesedime tüküreceğine yasımı tutar. Eğer ölmesi gerekiyorsa da ölür. Sen ne yapacaksan onu yap. Alparslan, sana senden başka hiç kimse acı veremez. Gözümün içi.
bak oğlum. Gözümün içine bak. Depolar Alparslan. Alparslan! Bana bak! Benden başka hiçbir şey duyma! Hiçbir şey duyma! Bana bak! Ünal Bey'in dediğine göre her ne kadar Tuncay kovulsa da Mesut bunların arkasında. Ya kim kim? Bu Mesut kim? He? Siz bana bunun cevabını verin ya. Biz bu adamı düşürüp yargılayalım, sorgulayalım, gerekirse indirelim. Bu Tuncay'ın arkasındaki adam değil mi bu? Tuncay'ın karşısına götürelim, diyelim ki takas. Bitti gitti ya. Allah İlyas. Baktı ki Davut Bey'in yerine gelen adam. Nereye alıyız? Abi, ne fark eder? Herkesin bir zaafı vardır değil mi? Ünal Bey'e de soraydın ya bunu. Sordum amca. Biz bu aralar bu adamlara hiçbir şekilde bulaşamayız. Zaten açıkta vermezler dedi. Murat yanında diyorsun. O dayasın kafasına silah. Murat adamın kafasına silah dayamayı bırak. Adamın çok dürüst biri olduğuna bile inanmış. Belli ki oradan yürüyemeyeceğiz arkadaşlar. Benim içim yanarak da bir şey söylemem gerekiyor. Bu İzzet'e, Sultan'a artık kime ulaşıyorsak ulaşalım. Depoların adreslerini verelim. Reis de Alparslan'ı kurtaralım. Neticede mal diyorsun değil babam? Senin kadar olmasa da maldır Tekin. La Boran, Esed'de mi değilsin? Ne yapalım ya? Bırakalım reisle Alparslan'ı işkenceden öldürsünler mi? Vallahi Boran ağa doğru söylüyor İlyas'ım. Dayıları teslim aldıktan sonra kime saldıracağımızı biliyoruz. Ama şimdi şu aşamada ne İzzet'e, ne Tuncay'a, ne de Sultan'a bir şey yapamıyoruz. O yüzden adresleri verelim, dayıları geri alalım. Ya siz kafayı mı yediniz? La İlyas. Bak, Boran bile paradan maldan vazgeçmiş. Sen ne diyorsun? Tufan abi, bilmiyoruz abi, bilmiyoruz. Adresler neresi bilmiyoruz biz. Ya ne demek bilmiyoruz? Ağa da şimdi bittik. Alparslan'la reisten başka kimse bilmiyor mu Hızır Ali? Vallahi babamın da bildiğinden emin değilim. Ya böyle iş mi olur ya? Böyle yazıhanecilik mi yapılır ya? Kayıtsız, şahitsiz bal mı teslim edilir? O Fuat'tan sesi yok mu? Var. İzzet bu işin dışındaymış gibi davranıyor diyor. Ha bir de ekliyor. Sultan'ın peşine düşün diyor. O Alparslan'ın bir adamı vardı bunların içine soktu. Neydi onun adı enişte? Ha Cengiz, Cengiz. Enişte. Buyur İlyas. Zafer'e söyle, o Özlem'in abisi midir nedir gitsin onu alsın artık neredeyse getirsin buraya hemen. Tamamdır İlyas. Bence sen bana bak Hızır. Yeğenini kömür etmeden konuş bir an önce. Et lan. Et. Yeğenimi de kömür etmeni de. Bakalım kim sana ne yapacak. Et lan. Et. Alparslan ayılana kadar Hızır'la devam edelim. Gel lan gel. Gel bana gel. 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 Gel.
Yapmayın. Alparslan bir şey söyleyecek herhalde. Hakan! Hakan! Hayır! Yeter. Depoların yerini söyle, amcana eziyet etmeyeyim. Tamam. Söyleyeceğim. Kusura bakma amca. Ben seni böyle görmeye dayanamam. Hızır'ı götürün diğer odaya. Alparslan rahat rahat anlatsın. Alparslan, beni dilim dilim doğrasalarda konuşmam. Sakın konuşma oğlum. Amca üzgünüm. Ne demek lan üzgünüm? Ne demek üzgünüm? Konuşma, konuşma. Sakın konuşma. Depoların yeri. İlyas abi, dediklerine göre Sultan Ağa sabahtan beri ortalarda yok. Ama elemanları Sultan Ağa intikamını büyük aldı diye konuşuyorlar. Ne demek ortalarda yok? Bu adamlar hem ortalarda konuşacaklar hem de nerede olduğunu bilmeyecekler, öyle mi? Abi, en güvendiği adamlarını almış yanına. Asıl onlar kendilerini gösterecekler ki, hava atmak için konuşacaklar ki açık versinler. Yoksa o tarafta tam bilgisi olan kimse yok abi. Lay İlyas, şimdi sen de bakayım bana. Bu Hızır konuşmaz da, bu Alparslan direnir mi ölür mü? Abim konuşur. Ama Alparslan konuşmaz. Bir halt olduğundan değil ha. İnadına yapar. Sen bunu niye sordun? Hele bir söyle bana ya. Şimdi diyorum ki eninde sonunda konuşacaklarsa Abu Cengiz iz peşine düşsün. Çünkü mutlaka sultanın oralarda bir hareket falan olacaktır yani. Olur abi. Ben gideyim o zaman. Bir yere gitme sen. Konuşmaz o Alparslan. Seni arıyorum iki saattir. Telefonun kapalı. İfadem alınıyordu da sayende. Şikayet etmişsin. İşle özel hayatı birbirine karıştırıyor diye. Şu anda konumuz bu değil. Alparslan da Hızır abiye aldılar. Kim oldu? Tuncaylar. Bana bir şey söylemediler. Kaç saat oldu bir iz çıkmadı. Ben de sen onlarla sınır diye, bunu konuşuyorsunuzdur diye arayıp durdum. Neyse ben gidiyorum. Dur. Ne oldu? Ben Alparslan'la konuştum.
Ne zaman konuştun, neyi konuştun? Silahları topladığımız gece. Bu Tuncaylar tüm depoların boş olduklarını gördüklerinde ne olacak sence? Benim peşime düşerler. Nasıl yani? Bu işin arkasında benim olduğumu tahmin ederler. Ne yapacağız o zaman? Hiçbir şey. Ne demek hiçbir şey yapmazsan? Görevim seni korumak ya. Ya seni alırlarsa? Beni alırlarsa sen hiçbir şekilde harekete geçmeyeceksin. Meltem, bak bunu bilhassa söylüyorum. Çünkü birileri bir şey yapılsın diye bekliyor olacaktır. Sırf depoların yerini çözebilmek için. Konuşmazsan seni öldürürler. O yüzden konuşacağım. Onlara fake bir adres vereceğim. Bunu bir tek sen bileceksin. Sonra da Faruk'la paylaşacaksın. Amcalarımdan hangisi yaşıyor veya hangisi benimle birlikte alınmadıysa Faruk ona bu adresi versin. Onlar da orada olsun. Zafer abi. Benim acilen İlyas Reis'le görüşmem lazım abi. Şu an başımız kalabalık Faruk. Abi, durum ciddi. Alparslan abinin notunu ileteceğim. Pardon yenge. Sen bir gelsene. Ne notuymuş bu? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu saatten sonra kimin öldüğünün, kimin kaldığının pek bir önemi yok. O yüzden şöyle yapacağız, ikiye bölüneceğiz. Bir kısmımız sultanın ya da adamlarının ya da her kimi bulabilirlerse onların üstüne gidecek. Geriye kalanlar da İzzet'in mekanına gidecek. Tamam da amca. Babamlar Tuncay denen adamın elinde. Onlardan da bir şey çıkmazsa artık yeğenim. Geriye artık kim sağ kaldıysa o da Mesut'un üstüne yürüyecek. Doğru diyeyim. Hadi o zaman. Ben de etraftaki uşakların sayısını biraz arttırayım. Belli ki zayiat çok olacak. Tekin duydun. Bütün İstanbul'u yakacak insanımız var babam sayende. Reis, Faruk'un diyecekleri var. Sonra Faruk. Alparslan abi eğer alınırsam... sorguda bir adres vereceğim. Onu amcama ilet demişti. Mallar bu depodan alınıp buraya gelecek. Niye ikinci bir iş yapıyoruz? Oradan direkt benim mekanlara götürelim. Senin mekanlar şu an İlyaslar tarafından takipte. Para İzzet Ağa'ya, silahlar bana, haplar da sana. Anlaştık mı? Benim para kaybım da var. Onu İzzet Ağa'yla aranda halledersin sultan. Peki. Depodaki güvenlik durumu neymiş? Çocuklar kalabalık mı gitsin? Alparslan'ın dediğine göre dikkat çekmemek için birkaç bekçi bırakmışlar. Ama sen yine de en güvendiğin adamları gönder oraya. Sen? Ben büyük patrona durumu anlatmaya gideceğim. Hızır'la Alparslan'ın işi bittiyse öldürüp nereye atalım diye soracağım. Niye soruyorsun ki? Sık gitsin işte. İşine bak sultan. Sana dediklerimi yap.
konuştun da şimdi hayatımı mı kurtardın? Evet amca. Ne demek lan evet amca? Ben sana öl. Öl ama konuşma demedim mi? Benim ölmemin bir önemi yok. Ama senin yaşaman lazım. Lan yine mi duygu sömürüz? Yaşamam lazımmış. Niçin yaşayacaksam? Of. Ayaklarım üşüdü. Manyak mısın lan sen? Sen asıl kafayı üşütmüşsün. İnşallah onlara da böyle cevaplar vermişsindir. Sahtekar. Ulan senin yaptığın işi. Bak görüyor musun? Benim de ayaklarım üşüdü lan. Sallan. Sallan ısınırsın. Deponun önünde 3 kişi var. Gördüğümüz kadarıyla silahları falan yok. Emin misin oğlum? Bak tezgaha falan gelmeyelim, iyice baktın mı? Görünen bir şey yok abi. İyi tamam. Hadi atlayın tırlara. Giriyoruz. Gençler, bana şu adresi tarif edebilir misiniz? Geç. Dur. Kaldır ellerini. Dön. Dön. Depoda ne var? Bilmiyoruz abi. Bize burada durun dediler. Duruyoruz. Kim dedi sana onu? Onu söyleyemeyiz. Sana bir şey sorunca bana cevap ver. Abi. Alparslan Çakırbeyli. Açın şu kapıları. Bir de biz bakalım. Bunu yaparsak bizi yaşatmazlar abi. Ben yaşatırım sizi, merak etme. Yürü.
Nerede? İleriye sağ tarafa dur. Yakın ışıkları. Senin yerinde olsam o silahla kendi kafama sıkardım. Babam dur iş öğretme, ne yapıyorsun? Adam bize lazım. Ya bundan adres alacağız ya. Gerizekalı gerizekalı konuşma Tekin. Alparslan malları buraya mı koymuş onu kontrol et. Babam Alparslan reis bize çakma adres vermiş. Sen hala mallar diyorsun. Bana bak Tekin. Gerçek mekanı bilen iki kişi şu anda namlunun ucunda. Sen benim stresimi anlıyor musun? Babam sen rahat ol. Benim de bir babam olsaydı ben de rahat olurdum. Sorulara kısa ve çabuk cevap ver. Ki senin sonun da öyle olsun. Belli ki bu adresi Alparslan'dan almışsınız. Şimdi benim de senden bir adres almam lazım. Söyle bakalım nerede? Benim abimle Alparslan nerede? Abi, bizden bu depodan malları alıp başka bir depoya götürmemiz söylendi. İşte o depo nerede o depo? Cengiz, şoförlerden birinin yanına otur. Tamam abi de, gideceğimiz yerde tanıdık bir yüz görmezlerse açmazlar kapıları. Faruk, İlyas'a söyle içerideki adamı öldürmesin. Sen de onun yanında otursun. Tamam abi. Fahri Baba. Buyurun işte. Bütün telefonları topladın mı? Biriyle mi mesajlaşacaksın? Ne alakası var? Yani ne demek istiyorsun? Kimi kastediyorsun? Hurşit sana bir şey mi söyledi? Telefon mu lazım? Niye peşine düştün diye soruyorum enişte, amma uzattın. Yok peşine düştüm falan yok. Sultanı aramasınlar diye söylüyorum. Sende bir an var. Belli ki de Hurşit biliyor. Sonu hayır olsun. Hayır değil de Fahri Baba. Aynı tırda baş başa gidersek yolda biraz dertleşiriz ha. Hiç dert mert dinlemem enişte. Nedir durumumuz Ali? Canlar yola çıkmış. İnşallah geç kalmamışlardır. İnşallah. Ne demek inşallah Şahin ha? Ya bu rahatlık nereden geliyor Allah aşkına? Sanki hiç çile çekmemişsin. Sanki işkence görmemişsin de olur böyle şeyler der gibi. Ya Hızır Hızır. Alparslan Hızır. Şu an sorgudalar. Belki işkencedeler. Ya bu rahatlık nedir yani? Ben rahat olmasam bir şey değişir mi tipi? Ya değişir değişmez. Varsa bir bildiğin
Bize de söyle, biz de rahat olalım. Ya şurada oğlu gözünün içine bakıyor. Bir doktorluk yap. İki kelam et, rahatlasın. Geçer Hızır Ali. Bu da geçer. Hiçbir şeyin geçtiği meçtiği yok Şahin ağa. Başımıza gelenlere bak. Daha da ne geleceği belli değil. Sen kalkmışsın geçer diyorsun. Hele bir çay ver. Nasıl geçebileceğini anlatayım. Otur, ben veririm. Şahin ağa, çocuk üzgün. Abi ben verirdim. Otur, bak geçer diyor. Geçiyormuş, bakalım nasıl geçiyormuş. Eyvallah. Dervişin biri aç bir ilaç bir köye varmış. Haliye demiş ki günlerdir bir lokma ne yedim ne içtim. Durumunuz haliniz yerindeyse bana yiyecek bir lokma ikram edin. Ahali demiş ki bizim durumumuz yok. Bizim durumumuz da seninle aynı. Ama köyümüzün iki zengini var. Biri Şakir ağa, diğeri Hattat ağa. O ikisinin de çiftlikleri var. Seni memnuniyetle ağırlarlar. Eyvallah demiş derviş. Sormuş, soruşturmuş. Sonunda Şakir ağanın çiftliğine varmış. Durumunu arz etmiş. Şakir ağa demiş ki şeref verdin. Hoş geldin. Ne demek demiş. Dervişi o gece evinde misafir etmiş. Neyi varsa onu ikram etmiş. Derviş sabah çiftlikten ayrılırken Şakir ağaya bir tavsiyede bulunmuş. Öyle zengin olduğun için Allah'a hep şükret. Şakir ağa da demiş ki derviş baba hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeğin kendisi gibi değildir. Bu da geçer. Derviş, Şakir ağanın bu cevabını çok düşünmüş. Ama bir yere varamamış. Yoluna devam etmiş. Aradan bir sene geçmiş. Tekrar yolu o köyden geçerken köyün ahalisine Şakir ağayı sormuş. Demişler ki Şakir ağa malını, mülkünü, servetini, her şeyini kaybetti. Şimdi Hattat ağanın yanında marabalık yapıyor demişler. Derviş üzülmüş. Gidip eski dostunu ziyaret etmek istemiş. Şakir ağa dervişin ziyaretinden çok memnun olmuş. Hanımıyla birlikte ellerinde ne varsa ikram etmişler. Misafirini ağırlamışlar. Mahcup olan derviş sormuş. Şakir ağa, bu hale nasıl geldin diye. Demiş ki,
Sel geldi, hayvanlarım telef oldu. Toprağım ekiniyle birlikte yok oldu. Bunun üzerine derviş çok üzülmüş. Şakir'a üzülme, bu da geçer demiş. Derviş yine düşüne düşüne yoluna koyulmuş. Aradan geçer uzun yıllar. Dervişin yolu bir daha o köye düştüğünde öğrenmiş ki hatta daha ölmüş. Varisi yokmuş. Bütün malını, mülkünü hizmetkarı olan Şakir Ağa'ya bırakmış. Sevinmiş bu sefer derviş. Hemen koşmuş. Sevincini dostuyla paylaşmaya. Sarılmışlar, kucaklaşmışlar. Derviş, çok sevindim demiş. Yine eski varlığına kavuşmuşsun. Çok şükür demiş. Şakir'a yine aynı cevabı vermiş. Bu da geçer. Çilesinin güzergahı bu ya dervişin. Yıllar sonra yine geçerken orada demiş ki Şakir Ağa nerede? Demişler ki şu tepenin üzerinde çıkmış bakmış bir mezarlık. Mezar taşlarına bakmış. Baktığı bir taştan anlamış ki orada yatan Şakir Ağa. Taşın üzerinde yazıyor. Bu da geçer. Bu nasıl geçecek Şahin Ağa? Adam ölmüş. Derviş de senin gibi demiş. Benzetmek gibi olmasın. Ölümün daha neyi geçecekmiş canım? Neyse. Fatiha'sını okumuş. Geçmiş gitmiş. Dedik ya, çile güzergahı diye. Dönüşünde yine yolu köye varmış. Fatiha okumak için Şakir Ağa'nın mezarını ararken bir de bakmış ki sel gelmiş. Ne tepe var, ne mezarlık, ne taşı. Derviş en sonunda bu yoldan gelip geçmenin hikmetini anlamış. Zamanın padişahı bütün memlekete haber salmış. Bana öyle bir yüzük yapın ki mutlu olduğumda kederi hatırlatsın, kederli olduğumda da mutlu olmayı. Kim ne yaptıysa padişah memnun olmamış. Ta ki bu derviş bir yüzüğün taşı üzerine bu da geçer yahu diye yazdırıp hediye edene dek. Bu kıssadan demem odur ki her şey geçer. Varlık da geçer. Yokluk da geçer. Ömür de geçer. Çile de geçer. Bilmek lazım ki ölüm bile geçer. Vesselam.
Takip eden oldu mu? Var mı bir sorun? Hayır, yok. Devam et. Çocuklar nerede? Ön tarafta güvenliğin oralar. İyi. Aç bakalım şu kapakları da ganimetimizi görelim. Herkes elindekini belindekini yere bıraksın yavaşça. Tekin, bunların hepsini bağlayın, tırlara doldurun. Hepsini değil, hepsini değil. Sultan hariç. Sultan, abimler nerede? İlyas, ben buraya mallarımı almaya geldim. Abinlerin alıkonmasından benim alakam yok. Sorduğum soru bu değildi. Sultan. Abimler. Nerede? Arka taraftalar herhalde. Herhalde he. Peki kaç kişiler o arka tarafta? Üç kişilerdi de gerisi çıktı az evvel. Gerisi dediğin kim? Tuncay. Tuncay Bey. O da buradaydı ama gitti. Bey he. Sultan. Düş önümüze de vuracaklarsa önce seni vursunlar. Belki insaflı çıkarlar. Hadi. Bakın şunun cebinde anahtar var mı? Tuncaylar yanınızda mı? Çıkmışlar abi. Seni keser mi bilmem ama elimizde sultan var reis.
O beni kesmezdi. Ben onu keserim. Reis. Şimdi sus. Ondan sonra konuşacağız seninle. Gülme lan. Gülme. Ömrümü yedin, ömrümü. Abi ne yapıyorsun orada? Çocuklar baktı, kimse yok orada. Ne yapacağım? Ayakkabılarımı giyiyorum. Ayaklarım dondu da. Reis. Sana demiştim Sultan. Ömrün uzun olsun istiyorsan benden uzak dur demiştim. Sen ne yaptın? Dibimde gezdin. İlyas. Buyur abi. Reis sensin. İşine karışmam. Ama şimdi herkese söyle. Benimle anlaşmak isteyen kim varsa hepsini öldüreceğim.